Bir şey söyleyeceğim. Benim bir lavaboya gitmem, bir de bugün kendime çay demledim. Bir de çay koymam lazım. Ben başlasam sonra gelince geri sarsam bunu, sıkıntı olur mu? İyisiniz değil mi burada? Herkesin keyfi yerinde inşallah. Herkesleri iyiler, tatlılar, şekerler. Öyle değil mi, öyle değil mi? Tamam. Hemen koşup geliyorum o zaman. Hemen koşup geliyorum ballı şekerlerim. İsterseniz siz de hemen koşun gelin. Sevgili dostlarım. Yani Sedat Peker'in videosu aslında şurada çekilmiş. Bir de buradan girmişler içeri. Kapıları mapları kilitleyeyim ya. Şu kapıdan çıktım. Şurada iki tane polis arabası vardı. Şöyle bana bir baktılar. Bugün tam bir gazeteciyim ya. Sevgili dostlarım, saygıdeğer kardeşlerim. Yine söz verdiğimiz gibi bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur. Arkadaşlar burayı fake zannedebilirsiniz, Instagram filtresi zannedebilirsiniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şu anda Dubai'deyiz Betül'le birlikte. Size giriş için gerçekten hazırlık yaptım. Biz Dubai'ye gelmiştik. Hem bazı videolar çekecektik işte, hem de bir kafamızı dinlemek için falan. Çok sayıda Instagram'dan DM geldi Sedat Peker'in oteline gidebilir misin diye. Biliyorsunuz benim siyasette herhangi bir işim gücüm olmaz. Yani hiçbir zaman da bir siyasi karakterim olmadı. Ama buraya kadar gelmişken bu meşhur arka planı görmek ve size bu oteli tanıtmak istedik. Buranın işte hem ücretleri olsun, hem burası 3 katlı bir yer. Burası bir villa. Size burayı göstermek istedik. Ve hiç üşenmeden kalktık, buraya kadar geldik. Bu videonun herhangi bir siyasi bir yere çekilmemesini sizden rica ediyorum. Sadece bir otel tanıtımı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burası gerçekten çok meşhur oldu bizim ülkemizde sonuç olarak. O meşhur arka plan burası. Biz de bunu internette araştırdık. Bu videoda bir gazeteciyim adeta. Hatta bir oteli daha var. Böyle bir toplantı masası gibi bir yerde çekim yaptı. Buradan sonra yarın size orayı da göstermeye çalışacağım. Oraya da gitmeye çalışacağım. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim. Şimdi oturacağız, videoyu biz Allah'ım. Tamam, çok önemli bir bilgi vermedi bu arada. O yüzden devam, 1.58 müthişim. Boyumla aynı. Eğer yapabilirsem, yani gideceğim ama gösterebilir miyim bilmiyorum. Şimdi size evi gezdireceğim. Onun dışında dışarıda da bir bahçesi ve garajı falan var ama şu an saat gece geç saatler. Biz anca buraya gelebildik ve onları yarın sabah kaldıktan sonra göstereceğim. Şimdi bir evi dolaşalım. Artık normal Alper'e dönme zamanım geldi. Ooo, TikTok trikleri. Evet, şimdi artık otelimizi size tanıtabiliriz. Yani otel dediğimiz aslında bir villa. Gel şöyle bir girişten girelim. Burası bahçemizin girişi. Şöyle bir kabaca göstersene. Daha yarın burayı gündüz daha net çekeceğim. Dışarısı şu an karanlık. Bahçe kapısından giriyoruz. Burada bir tane büyük bir mutfak var. Bu arada bu ev o kadar büyük ki yani şaşıracaksınız. Bir sürü oda, bir sürü ve her odanın içinde böyle oturma grubu var, banyo var falan. Burası büyük bir mutfak. Ne oldu lan? Who is this? Gerilim yaratmak için mi yapılıyor? Yapılıyorsa yapılmasın. Hello? Lan korktum lan! Hello? Aradan FBI girse ya. Hey. Open? No, this is not... Hello? Can I help you? Aa, ses de vermiyor. Gel gidelim bebeğim, senin alakası değil yani. Komşular. Dışarıda bir komşu böyle kapıyı vuruyor, açın kapıyı falan gibi. Biz de zaten tırsıyoruz şu an burada. Evet ya, illegal işler yapıyormuş. Aynen. Burada böyle büyük bir mutfak var. Burada işte buradaki otelde her şeyinizi kendiniz yapıyormuşsunuz. Bu arada... Abi siz Sedat Peker de izleyin yani, ne şey yapıyorsunuz?
Sedat Peker'le ilgili böyle bir iki soru sorduk şeye, oteldekilere. Bir aydan fazla kaldı işte burada falan dediler. Daha sonrasında işte farklı otellere geçiyor falan filan. Zaten bu olayı takip edenler bilir. Burası işte masanın olduğu meşhur yer. Aynen, burası o meşhur, yani bayağı bir video yapıldı burada. Kağıtları burada böyle bir salonumuz var. Arkadaki işte görünen televizyon burası. Bu arada buranın işte fiyatlarına falan da birazdan değineceğim. Burası böyle güzel büyük bir yer. Burada bir tane tuvalet var. Standart. Burada bir merdiven var. İki katlı mıymış? Zemin katta şöyle bir yatak odası var. Yani muhtemelen Sedat Peker burada uyuyor olabilir. Burada da banyosu var. Standart banyo. Hala zemin kattayız. Burada bir böyle çamaşır odası gibi bir şey var. Burası böyle bir tık daha... Üç katlı mıymış burası? Ay. Kötü bir oda. Bence burası gerçekten görevli odası. Burası böyle bir görevli odası gibi bir yer. Hem videoyu çeken arkadaş. Aynen. Bir odaya yakın. Aynen. Burası da mutfağa açılıyor. Gidip bir şok geldi. Mutfağın diğer tarafı. Şöyle bir yer. Bu ev 3 katlı arkadaşlar. Şimdi şu an zemin kattayız. Üst kata çıkalım. Come on. Bu arada biz ilk başta oteli aradığımız zaman bir korktular işte. Hani biz aradım ben. İşte ben Türkiye'den geldim. Sizin şeyinizde konaklamak istiyorum dediğim zaman. Hı Tunç tabii gidelim. Aa neden olmasın? Hangi otel lan? Linkini bana bir yollasanıza. Fiyatı ne kadarmış gecelik? Gecelik ne kadar? Çok merak ettim. Link var mı? Bir bulsanıza bana linkini. Allah aşkına linkini bir bulun. Ha söyleyecek mi? Tamam. Bir de işte Duyunov, Sedat Peker falan filan deyince korktular. İlk de yerimiz yok falan dediler. Sonra ben internet sitesinden yeri aldım yani. Bayağı herhalde korkuyorlar şu anda. Burası bir salon. Zaten gördünüz. İşte üst birinci katın salonu. Burada şöyle bir balkon var. Gel. Yalnız dışarısı şu anda Dubai inanılmaz sıcak. Ya sanki gerçekten spa'nın içine girmiş gibi. Araba. Aynen. Koskoca bir fırının içindeymişsiniz kadar sıcak. Arkadaşlar sizler için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz güzel içerikler çıkartabilmek Görek için. Bakayım. Siz de o yüzden lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet, normalde bu aylarda asla Dubai'ye gelinmez falan diyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Dubai'ye şu an bekar erkeklere vize vermiyorlar arkadaşlar. Olaya bak, beach club gibi damsız girilmiyor. Kadınlar istediği gibi girebiliyor. Evet, burası da üst kattaki bir oda işte. Standart bir oda böyle. Tek kişilik, 1,5 kişilik yataklar var. Hey! Who are you? It's our villa. Ne be? Villamıza birisi girdi. Ben kapıları mapıları kilitliyim ya. Bu ne abi? Ne bileyim, bahçeden girmişler, kapattım ya. Bir de buradan girmişler içeri. Nasıl bir saçmalık bu? Girdi birini sordu, sonra da çıktı. Ay bu arada böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Bekar erkek almamak ne demek ya? Ay! Allah'ım ya Rabbi. Şimdi bütün şeyleri kilitleyeceğim bebeğim. Hiç merak etme. Vallahi bu arada böyle oluyor, ben geriliyorum. Zaten korkuyorum. Her an böyle takım elbiseli şey, üçün birini böyle almış adamlar girecek içeri gibi hissediyorum zaten. Şansımıza da böyle bir şeyin denk gelmesi. İki tane kadın geldi arkadaşlar. Yan villaya gideceklermiş. Bizim şeye gelmişler. Bizi buldular ya. Kapattım şimdi her yeri. Bir de biraz önce birisi birisinin kapısına vuruyor falan. Evet ya. Odalara devam edelim. Şöyle bir oda var mesela. Bu oda da bayağı havalı bir oda yani. Televizyonu var, oturma grubu televizyon var. Yani yatakta hayallerimin rahat. Bakalım. Yatak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten rahat. Sauna mı burası? Burası sauna değil ama bir sauna havası var ama yok. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Şu nasıl kullanılıyor, ben bunu bir çözemedim ya. Bunu bak yurt... Bu ayak için mi? Ne için bu? Ben hep bunu küçük insan... şeyi zannediyorum, lavabosu, küçük insan lavabosu yani, küçük insanlar ellerini yıkan işte, çocuk küçük insan çocuk yani, çocuklar ellerini yıkasınlar diye ben zannediyorum hep bunu. Bu popiş için mi? He, sıcak sulu kıç yıkama yeri burası, anladım, okey, teşekkür ediyorum, sağ olun. Taharet bildiğin. Bak şundan bizim evde var çok büyük kolaylık, banyoyu haşır huşur haşır huşur bir yıkıyorsun ki tazikli suyla. Ben şuradaki var ya. Yurt dışında gidince hep görüyorum. Evet ya. Yani buraya yapıyorsun, şurada tuvalet musluğu yok. Onun yerine şöyle bir şey var. Ülkelerin tuvalet kültürünü gösteriyor şu an abi. Ama tamam. Aa, buraya biz onu kadar da okey. Şey, burada... Nasıl yani?
Hani bir hayal ediyorum. Abi oturmuyorsun yok buraya falan. Bunu böyle mi yapıyorsun yani? Aman çok rahat. Böyle şöyle mi oturuyorsun? Nasıl oturuyorsun? Nasıl temizliğini yapıyorsun? Bunu lütfen aşağıda yorumlarda yazın bana arkadaşlar. Bilenler yazsın. Gerçekten merak ediyorum. Mesela Mehmet boyutunda bir insan, ben şuraya oturduğunu hayal bile etmek istemiyorum. Şöyle bir oda daha var. Bak kaç tane yatak gördük ve daha evin yarısındayız. Şöyle bir oda var. Yine çift kişilik bir yatak. Hani artık hani odalar birbirine çok benziyor. Bunun yine böyle tuvaleti var. Her odada zaten var tuvalet, bir de böyle ortaya da yapmışlar. Aşağıda da var. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. Videodan önce buraya baktım ama burası kilitli ve aradım işte şeyi, resepsiyonu. Güvenlik sebebiyle burayı açamıyoruz dediler. Burası da aslında bir teras ama neden? Ne güvenliği? Kapısı kilitli. Yatmadan önce biz bu otele ne kadar para verdik ondan bahsedeyim. Biz buraya arkadaşlar sadece bir gece kalmak için geldik. Çünkü biraz pahalı tabii ki bizim kaldığımız normal otellere göre. Sonuçta burası bir villa. 435 euro buranın geceliği, vergiler dahil falan filan. Bu videoyu 3 yıl sonra açanlar için şey derken görüyorum şu anda. Vay be, euro o zamanlar 10'muş falan diye. Yaklaşık 4500 lira falan yapıyor arkadaşlar. Geceliği 4500. Ama daha da yukarı çıkmış değil mi euro? 500 lira. Sedat Peker burada bir aydan fazla kalmış mesela. İşte şeyler, resepsiyondakilerle konuşurken kendi adına falan şey yapmamıştı dedi. Euro ile kazanıyorsan yapmamıştı dedi. Bizim de hiç haberimiz yoktu falan dedi. Hani burada Sedat Peker'in kaldığından. Mesela Dubai'deki normal otellerin fiyatı işte günlük 150 euro civarında. Burası normal bir otelin tabii ki 3-4 katı, 5 katı. Gayet de normal zaten. Gördüğünüz gibi çok büyük. Şimdi uyuyacağız artık. Bura. Saat burada çok geç oldu. Yarın size gün ışığında dış tarafı ve... Her şey dahil mi peki? Yeme, içme falan. Her şey tam pansiyon mu burası? Ha, Sedat Peker oteli burası. Sanikosan. Otelin işte diğer kısımlarını da çekmeye çalışacağım, bir şey var mı yok mu şu an ben de çok fazla bakamadım çünkü buraya geç gelebildik. Ve önceden de dediğim gibi yarın Sedat Peker'in ikinci otelinde görmeye çalışacağız, gitmeye çalışacağız eğer gidebilirsek. İkinci otel bakalım mi? Bakalım yarın neler olacak. Evet arkadaşlar, sabah doğru oldu, yeni uyandık. Şimdi size söz verdiğim gibi dış bahçeleri göstereceğim. Bir ön bahçe var, bir arka bahçe var. İlk başta şuradan başlayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Dün çok gergin bir geceydi benim için. Benim için de ya. Oh fırın. Oh. Ama herkes yani böyle odalarda kalmıyor. Belki oda bu oda değil yani. Böyle sabah kahvaltıları falan yapılıyor. Burada şöyle bir ufak bir bahçesi var. Dışarıdan bakın. Oda bu oda değil şöyle biliyor zaten. Hatta daha da dışarıdan çekeyim. Öf, arabaya bak bu arada, canavar. Evimiz ay, dışarıdan. Ay Amarok mu? Şu. Bu da Beto. Amarok şimdi mu bu? Arabaya bak bu arada. Ne bu? Değil, Amarok değil. Amarok'a ne kadar benziyor. Kars. Karbon yazıyor. Ne bu? Tunç bilir. Tunç ne bu araba? GMC. GMC anladım. Amora'a çok benziyor. Bu da canavar. Evimiz dışarıdan şu. Bu da Beto. Şimdi diğer bahçeye geçelim ve garaj var arkada. Böyle bir iki arabalık falan yeri de var. Dün bizim için inanılmaz korkunçtu. Zaten şu an biliyorsunuz anladım. Dışarıdan böyle güm 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 ilk de bir ses gelmişti. Yan binadan birisi çıkmaya çalışıyordu. Anlamadık o olayı. Ondan sonra iki kişi girdi evimize. Biliyorsunuz bahçeden girdiler. Zaten gerginiz. Burada neler oluyor neler dönüyor bilmiyoruz. Dün ben çok zor uyudum. Açıkça söyleyeyim. Burada çıkınca şöyle bir yer var. Burası da garaj. Bu arada bizim buradaki bebeğimiz. Burada biliyorsunuz arabalar çok ucuz. Yani satın almadık tabii ki. Böyle ucuz derken kirası, benzeri falan. Ne kadar kirası? Para yani para... Ne kadar kirası? Çok güzel arabamış. Ama kırmızı ben sevmiyorum yani. Kırmızı pezevenk rengi gibi geliyor. Kusura bakmazsanız ya. Kırmızı arabanız varsa çok özür diliyorum ama ben şahsım adına hani bana öyle geldiğini söylemek istiyorum sadece. Ya ne bir garip geliyor. Kusura bakmayın. Değil derken. Ben bir pezevenkim ya. Aslında bunlar yine biraz pahalı. Dün kırmızı araban ışıklı... Evet, bugün Edamame ile beraberiz. Edamame bir pezevenk konuş. Edamame kızmıyorsun değil mi? İnşallah kızmıyorsun. Maksat şakalar yani, komik şaka yapmak. Ay sinirlerim bozdu. Yani hayır. Ya ben de uyandırdığı hissiyatı ben size söylüyorum.
Arama Tunç o zaman. Bütün bir ömrüm boyunca dilime dışarı. Açtığımız anda şuraya polisler geldi arkadaşlar. Başta videoyu çekmek için böyle bütün evi geziyorum işte ne var ne yok diye. Şurası bizim kapımız. Şu kapıdan çıktım. Şurada iki tane polis arabası vardı. Böyle 10'la 15'le falan gidiyorlardı. Şöyle bana bir baktılar. Buradan devam ettiler. Yani muhtemelen hala burayı böyle deli gibi arıyorlar bence yani. Burası da yine otelin havuzu malı. Ama Sedat Bey'in burada yüzdüğünü düşünmüyorum. Biz nerede yüzüyordur acaba? Bize o hani bambulu villanın olmadığını söylediler. Tahmini nerede yüzüyordur? Bir süre kiralamamaya karar vermişler orayı. Ama biz böyle ısrar edince falan şey yaptılar. Sağ olsunlar. Yardımcı oldular. Evet, burası da otelin ya, ok, ya. İç kısmı. Bakın, hiçbirinize pezevenk demiyorum. Ben arabanın yani kırmızı renk arabanın ben de uyandırdığı hissiyatı söylüyorum sadece. Kötü bir niyet de değil yani. Ama şu an burada sezon Elin değil şaka yapmıyorum. Gerçekten 50 derece burası. Dolayısıyla buralar bomboş. Bir de burada kitesurfing yapıyorlar. Bu bilgiyi de unutmayın. Bizim buradaki işimiz bitti. Pılımızı pırtımızı topluyoruz. Sedat Peker'in yeni kaldığı otele gidiyorum. Buradan da rotamız o. Bakalım orası nasıl bir yermiş. Oranın toplantı salonunu kullanıyordu. Bizim anladığımız kadarıyla videolarda. O toplantı salonuna girmeyi deneyeceğiz. Soracağız işte oradaki resepsiyona falan. Bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. En kötü dışarıdan gösterir bize. Eğer giremezsek işte izin vermezlerse falan. Gelmişken otelin fiyatlarına bakalım dedim. Arkadaşlar bakılacak gibi mi değil? Ne? 56.000 TL, 59.000 TL. Bunlar, Royal King Suite aynen. Diyorlar. Aynen. Bunlar en pahalı odalar. Böyle 5.000'e 6.000'e falan da odalar var ama bok. Yani bilmiyorum hangisinde tabii ki kaldıklarını. Bok. 56.000 lira mı? Gecelik mi peki bu? Yani gecelik mi, aylık, ömürlük? Ömürlük. Ömürlük olabilir. Ama 48.000, 46.000, 30.000 ne kadar param olursa olsun mesela kalmam. Bu seferki epey bir lüks bir otel olacak gibi duruyor. Hadi bakalım. Yani ne kadar param olursa olsun bak o kadar diyorum aynen. Size. Sanki bir de AVM gibi. Burası bayağı büyük bir yermiş. Bakalım girebilecek miyiz içeri? Çünkü burada herhangi bir rezervasyonumuz falan yok. Deneyeceğiz. Geceliktir bu arada. Burası daha büyükmüş değil mi? Evet. Burada villa kafası yok. Burası herhalde normal otel. Bugün tam bir gazeteciyim ya. Cüneyt abi stajyerin olabilirim. Adamlara Betü sordu. Ardından ben gösterdim işte oradaki toplantı odasını. Burası bizde değil dedi ama sanıyorum ki yan taraftaki otelimizde burası dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. İstihbaratımız bir tık şaştı ama sen güzel. Bizi iyi karşıladılar. Ben çok korktum bu arada hani ters diyecekler falan filan diye. Yani düşünsenize bir yerden birileri geliyor. Biz otelimizin hamdan salonunu görmek istiyoruz diye. Yani çok çok yönlendirdikleri yere geldik. Bakalım burası mı? Girişlere bu girişlere bak abi. Bu ne abi? Hello, ne bu arabalar? Burası gerçekten güzel bir yermiş. Hello, hello. TripAdvisor da var. This place. Evet abi bizi götürüyor şu anda bir yere bakalım. Aa götürüyor bak hiçbir şey demediler. Bizi buraya getirdi ama evet. Burası bizim gördüğümüz yer değil. Aslında geziyor hemen ama bir yan tarafıymış. Ama o tarafta da bugün çok önemli Arapların toplantıları var. Meğersem içeride Sedat Peker video çekiyormuş değil mi? Orası çünkü büyük toplantı odasıymış. Ve bizi şimdilik buraya getirdi. Burası olur mu dedi. Ama aslında doğru yer burası değil. Video. Ama bunun tam yanı. Yani Sedat Peker'in videosu aslında şurada çekilmiş. Ama burayı da bulduk mu? Bulduk. Gerçekten tam bir gazeteciyiz ya. Burada bunu yapan gazeteci var mı acaba? Hani hiç bilmiyorum. Ben görmedim. Aa yok canım. Gazetecilerimizin yaptığı bir şey var. Bak göstereyim. Ne münasip. Gazetecilerimizin çok daha önemli işleri var arkadaşlar yani. Yani siz de yani burada neler söylüyorsunuz ha? Çok sevgili Alper Rende. Siz de burada ne söylüyorsunuz? Bak ben hemen şöyle göstereyim. Bizim çok sevgili gazetecilerimiz. Geldim. İstediği yeri kazanır mı? Umarım kazanır. Çok istiyor çünkü. Çok büyük hayalleri var. Umarım hepsi gerçek olur. Dilerim gerçek dilekleri de gerçekleşmiş İnşallah olur. Bunu var. Bunu da buradan duymak istiyorum. Dün öğrendik bu haberi. Katarlıların çok teşekkür ediyoruz. Ne? Şimdi sınav heyecanlarını paylaşa çok sağ olun. Evet, heyecan.
aslında gelmeleri lazım. Utkucuğum. Çok çılgın bir şey değil mi? Buraya gelmişken hepinizin merakını giderdik. Böyle bir video yaptık. Tekrardan hatırlatayım. Bu herhangi bir siyasi bir video değil zaten. Beni şey bilen ya biliyor. Zaten öyle bir söylemem de olmadı video boyunca. Abi siyasi bir şey olsa ne olacak? Yani zaten. Sevmeyecekler mi seni öyle bir şey olsa? Zaten videoda siyasi hiçbir şey söylenmiyor ki. Gayet güzel. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ay siyasi mi ben kaçar? Ay ay. Lan Utku olayının olduğu programda annem çalışıyordu ya. Rezillik, annem eve gelip ağladı. A gerçekten minikayım ben. İşte zaten öyle oluyor ya, böyle gerçekten işini severek yapan, bu işe gönül vererek başlayan insanlar ya evlerine dönüp böyle sinir krizleri geçiriyorlar, oturup ağlıyorlar ya da işlerini bırakıyorlar, herhangi bir tanesi oluyor yani. Türkiye gelir gelmez ifadeye çağrı olabilecek bir şey bu arada, yaşanabilecek bir şey. Mümkündür. Mesela ben bana göre çok normal olan bir şey hakkında böyle tweet mi bit atıyorum. İşte anladın mı? Bizimle karakola kadar eşlik etmeniz gereken bir video oluyor yani. Oluyor mu? Oluyor. Ya da mesela bir video çekiyorsun. Çok saçma sapan, hatta video bile piyasada yok. Yani kaldırıyorsun videonu ama mesela geliyorlar diyor ki videonuzda böyle böyle bir şey varmış. Biz size bir eşlik edelim de bizimle bir gelin diyorlar. Böyle peşe peşe gidiyorsun. Gidiyorsun yani. PQ Beyza izledik. En son canımda siyasi kavga tutucuk, inanamıyorum iyi olduğuna dedim. Aa ne diyorsun? Arkadaşlar siyaset çok ince bir çizgi yani. Ben mesela o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok fazla arkadaşımla bugüne kadar çok farklı düşüncelerimiz oldu. Bambaşka şeyler düşündüğümüz oldu. Hatta benim nefret ettiğim düşüncelere sahip olan arkadaşlarım oldu. Mesela hep siyaset konusunda ben bir şeyler, bir set çekmeyi başardım. Çok şükür ki arkadaşlarım da başardılar. Çok böyle yani gerçekten kardeşi kardeşi vurdurur derler ya. Siyaset bir şeylere inanmak, inandığın şeyin peşinden gitmek bambaşka bir şey. Doğrudur, inanırım yani kavgalara tutuştuğunuza. Efendim...